Anders. Haluk Kılıçlı'yı Gündem Programı'nda yeniden birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Stüdyomda konuklarım var. Evet, konukların Şanlıurfa eğitiminde büyük katkısı olan hocalarımız ve kurs yöneticisi Sayın Emine Kuyumcu, aynı zamanda Sayın İbrahim Kaya Matematik Öğretmenimiz ve aynı zamanda Tuba Dila Parmaksız Fizik Hocamız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Evet, Emine Hocam, ilk sorumu yine şöyle sormak istiyorum. Emine Kuyumcu kimdir? İkinci konuğumuzsunuz. Bilmeyenler olabilir, tekrarlıyorum ben. Emine Kuyumcu, Parmaksız. Yeni bir eğitim öğretim yılına girdik. Umuyorum ki çok verimli, güzel bir yıl olacak bizim için de, tüm öğrencilerimiz için de, öğretmenlerimiz için de. Öğrencilerimize faydalı olmak için, doğru bir şekilde öğrenimlerini kazanmaları için elimizden geleni yapacağız. Evet, hemen Tuba Hocam'ın öğretmenliğine Tuba Dile Parmaksız. Efendim, özellikle tekrar hoş geldiniz. Tuba Dile Parmaksız kimdir? Evet, kimdir? Tuba Dile Parmaksız, 2016'dan bu yana eğitim sektöründe bulunan bir fizik öğretmeni. Yanı sıra öğrencileri fiziği gerçekten sevdirmeye çalışan ve bunun üstünde de bir sayın bir eğitimci. Bu kadar. Evet, tekrar hoş geldiniz. Evet, İbrahim Hocam, İbrahim Kaya. İbrahim Kaya Matematik Öğretmenimiz. İbrahim Kaya kimdir? İbrahim Kaya Matematik Öğretmeni. Ben de eğitimci maçlarından bir yana sektördeyim. Amacımız tabii ki matematiği öğrenmeleri sevdirmek, bunu başarabilmelerini sağlamak. Bunun için büyük uğraşlar veriyoruz. Çünkü şu an günümüzde gerçekten matematik önce öğrenciler çekmiyor, bir korku. Bizim ilk amacımız öğrencilere matematiği sevdirmek. Daha sonradan işte derstir, konu odur budur, onun devamını yapmak. Ama amaç öncelikle kesinlikle matematiği sevdirmek. Evet, aslında hocam ben şöyle bir söylemek istiyorum. Gerek fizik, gerek matematik, bunlar sayısala giriyor değil mi? Evet. Sayısal demek doktor, mühendis, onlara giriyor. Evet. Evet. Burada çok önemli bir görev alıyorsunuz, çok önemli insanlara geçiyorsunuz. Evet, özellikle yani son dönemlerde matematik yapabilen öğrenci sayısı gittikçe azalıyor. Bu fizikte de böyle mi? Fizikte de öyle. Yani daha sayısal derslerinde ağırlık olarak bu sorun var. Bizim amacımız öğrencilere matematiği sevdirmek, aşılamak, ondan sonra bir şeyler katmak. Evet, yani önemli bir meslek. Kutluyorum sizleri. Teşekkür ederim. Ben de söylemek istiyorum. İkinci defa konuştunuz. Şanlı Sara Ödülü'nün gerek öğrencilerimizin bilgilerimizin tercihi size olduğunu biliyorum, rafine biliyorum. Sport merkezliğinin başarıyı neye borçlusunuz? Güçlü bir eğitim kadrosuna borçluyuz. Yani kadromuz sağlam olmasa, genç, dinamik hocalarımız olmasa biz bunun üstesinden tabii ki tek başımıza gelemeyiz. Öğretmenlerimiz gördüğünüz gibi yani şanslıyız yani böyle hocalarımız var diye. Böyle genç dinamik hocalarımızdan matematiği sevdirerek, fiziği sevdirerek hocalarımızın dediği gibi tabii bunun yanında diğer dersleri de sevdirerek doğru bir şekilde öğrenmelerine katkıda bulunuyoruz. Şimdi eğitim deniyor ama doğru şekilde öğretmek gerekiyor. Yani şimdi öğrencilerimiz eğitime başladılar. Bunun yanında öğretmenlerimiz de bu savaşı veriyor. Öğrenciler öğrenmek için, öğretmenlerimiz de hocalarımız da öğretmek için bu savaşı veriyorlar. Tabii bunu en doğru şekilde yapmak çok önemli. Bizim kadromuzda da böyle hocalarımızdan çalışmaktan çok mutluyuz. Biz başarımızı hocalarımıza borçluyuz. Evet. Hocalarımız gerçekten başarılı, bunu kabul ediyoruz. Ama öğrencilere bir babacan şefkati yok, anne şefkati yok, aşkası şefkati yok. Tabii ki. Başarı buradan geliyor. Evet. Çok haklısınız. Çünkü öğrencilerin huzurlu, mutlu bir ortamda ders çalışmaları, eğitim almaları çok önemli. Biz de süpermantık kurs merkezi olarak bunu gayet iyi, güzel bir ortamda, huzurlu bir ortamda sağladığımıza inanıyoruz. Evet. Emine Hanım, peki normalinde peki bu başarı ekibe ulaşıyorsun, bunu kabul ediyorum. Ancak ekip haricinde birebir çalışma, birebir ekip çalışmalarımız sayesinde başarı elde edilmiyor mu? Tabii ki, tabii ki. Çünkü
biz bu dönemde yeni bir eğitim sistemine de geçiş yapacağız. Yapay zeka destekli eğitim sistemine. Şimdi öğrencilerle birebir ilgilenmek gerek. Yani şu an için 14 kişilik sınıflarımız var. Öğrencilerimiz hem sınıf ortamında hem de birebir takip edilecek. Bu sistemde öğrencilerimizi daha yakın takip etmiş olacağız. Bu da birebir destek almalarını olanak sağlayacak. Evet. Peki normal nasıl gelen öğrenciler böyle yolu gitti. Ama onların dışarıdan takıp gerçi anne babasına aittir ama birerisi koltuğunu devam ediyor mu bunda? Tabii ki. Yani içeride, dışarıda, yani sürekli bizim takibimizde. Özellikle de biz yani ödev takibi olarak da bizim sistemimizde mesela ödevini kaçta yapmış onu bile takip edeceğiz. Yaptığı çözdüğü soruları ne kadar sürede çözmüş onu takip edeceğiz. Yani bu muazzam bir şey aslında. Öğrencinin adım adım başarıya ulaştırılması için yani ona destek verilmesi muazzam bir şey. Şimdi öğrencinin sadece okulda gördüğü eğitim önemli değil. Evet. Eve gittiği zaman evde anne babanın da bu eğitime katkı vermesi gerekiyor. Tabii ki. Burada benim dediğim en önemlisi bir kadar çocuğu telefon alışkanlığına ulaşmamız lazım. Evet. Televizyon izleme olayına biraz ulaşmamız lazım. Evet. Çocuk eve girdiğinde odada ne yaptığını mutlaka anne babanın kontrol etmesi gerekiyor. Tabii ki. Bunlarla ilgili sizsiniz. Velilerle, anne babalarla yan ufamlı mısınız? Evet. Yani zaten genel itibariyle öğrenciyi biz aldıktan sonra velisiyle bunun görüşmesini yapıyoruz. Öğrenciyle de bu görüşmeyi yapıyoruz. Gerek rehber hocamızla birlikte, gerek biz birebir. Ve diğer hocalarımızla sınıflarda bunların görüşmelerini, konuşmalarını yapılıyor, yönlendirmeler yapılıyor. Sosyal medyadan uzak durmaları gerektiğini, yani bunların gereksiz yere kullanılması, onların bilgilerini geri plana attığını, bunlar tabii ki söyleniyor ve bu yönden uyarılar yapılıyor ve öğrencilerin doğru yönlendirilmesi sağlanıyor. Evet. Önemli bu hocama demek ki bir rapor başlayacak. Hocam normalde fizik başlı başına bir ayrı bir desteği. Ayrı bir dünya aynı. Yani fizik dediğiniz zaman insanın çok geniş düşünmesi gerekiyor. Evet. Yani fizik hocalı zor bir iş mi, kolay mı? Öncelikle şöyle girmek istiyorum konuya. Fizik zaten hayatımızın her alanında olan bir şey. Ama biz genelde fizik sanki okulda bir dersmiş, onun dışında hiçbir yerde görmüyormuşuz gibi zannediyoruz ama bu öyle değil. Yani en basitinden maddeden tutun, atomdan tutun, biz normalde şu içmiş olduğumuz bardağın içerisindeki su bile bir madde. Ancak biz bunu derste işlediğimiz zaman sanki sadece fizik orada işleniyormuş gibi zannediyoruz ama yaparak, yaşayarak günlük hayatımıza da aksettirirsek aslında fizik daha eğlenceli bir hale getirilebilir. Bugüne kadar biraz farklı bir sistem gördük, farklı bir eğitim sistemi gördük. Sürekli tahtanın önünde bir öğretmen var, öğretici konumda, öğrenci de karşısında sadece bilgiyi alma durumunda. Genelde öğretmen de şunu yapıyor, bilgi bagajından alıyor bütün bilgileri, öğrenciye veriyor. Orada bitmiş oluyor ders, 40 dakika dolunca. Farklı bir yöntem aslında biz tercih ediyoruz fizikte. Yani fizik zaten zor bir ders, bunu öğretebilmek için de gerçekten farklı metotlar, farklı bir metodoloji kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde ilerlersek öğrenci daha iyi anlıyor. Öğrenci derse daha iyi adapte oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela öğrenci öğretmenini severse dersi seviyor. Dersi severse de derse çok kolay adapte olmaya çalışıyor. Başarılı olmaya çalışıyor. Hal böyleyken öğrenciye kendimizi sevdirmemiz gerekiyor. Sevdirme aşamasından sonra öğrenci zaten derse karşı bir kötü bir yanılgısı varsa, bir ön yargısı varsa bunu silmiş oluyor. Sonra da derse güzel bir şekilde adapte olup süreci beraber götürmemize olanak sağlıyor. Bu açıdan fizik biraz aslında ön yargısı olan bir ders. Ama bunu kırmaya geldik. Yani kolay bir ders değil. Evet, evet. Ben bunu olsam Sokrates'in bir lafım vardı. O da fizikle ilgili. Evet. O lafına göre bir şey var. Yani Einstein, Newton Einstein vardır. Evet. Evet. Bunlar bilindik şeylerdi, bilim insanlarıdır. Bir de bunun dışında İslam coğrafyasından Ebu Heysem galiba var. Notlarımın arasında vardı şu an. Hatırlayamadım. Evet, evet, evet. Bunlar fizik üzerine, yer bilimi üzerine çalışmalar yapmış insanlar. Astronomi üzerine çalışma yapmış insanlar. Yani biz aslında böyle hikayeleştirerek çocuğa anlatırsak çocuk sadece formülü moda not ezberlemiyor. Biliyor ki onun arkasında bir geçmiş var, onun arkasında bir insan var, onun arkasında bir anı var yani. Çocuk bunu görünce daha bir eğlenceli hale geliyor ders. Çocuk da derse adapte olmuş oluyor. Evet.
Ben hemen İbrahim Hocam'a dönmek istiyorum. İbrahim Hocam yine matematikle geleceğiz. Ben bunu neden söyledim? Lise döneminde ben okuduğum zaman genelde tüm derslerim çok iyiydi. Daha doğrusu edebiyat mezunuyum ama ondan dolayı da ihlaksız oldum. Matematikte bir türlü yani başarı yakalayamıyordum. Yani notların 6-7'yi geçmiyordu. Zor bir meslek, zor bir görev ve sınıflara verdiğiniz eğitim çok önemli bir eğitim. Çünkü gelecek önemli matematikte. Evet, şimdi ben öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben öncelikle öğrenciye şuradan bakıyorum. İlkokul seviyesi nasıl? Bir öğrencinin ilkokul seviyesi iyi olduğu zaman bunun üstüne katabiliyor. Ama bir öğrenci ilkokul seviyesinde eğer gerçekten iyi bir matematik eğitimi almamışsa bunun üstüne katması sonradan biraz zorlaşıyor. Sizin için şunu söyleyeyim, yani ilkokul seviyenizi bilmediğim için şey diyemeyim ama hani ilkokul seviyenizin araştırılması lazım, öyle diyelim. Ya da şöyle bir olay var. Öncelikle dersi sevme olayı deriz ya. Bence öğrenci önce hocayı sevmiyor. Çünkü kendimden de bilirim. Hani sevdiğimiz hocanın dersinde öğrenciler genellikle daha başarılı olur. Bende de mesela matematiği sevdiğim için, yani küçüklükten beri matematikle uğraştığım için, genelde matematik hocamı da severdim. Bir defa bir hocayı ben de yani sıkıntılı olmuştu. O dönemde benim de matematiğim zayıflandı. Yani 2'ye 2 oluştu. Bizde 5'lik sistem vardı o zaman. Ama genelde benim matematiğim hep iyiydi mesela. Ama hocayı sevmediğiniz zaman o sıkıntı oluyor. Evet, ben şöyle söyleyeyim. İnsan beyninde iki beyin var, sağ ve sol. Evet. Bunlardan bir tanesi yanılıyorsam sayısal ağırlıklı, diğeri sözel ağırlıklı. Evet. Doğru değil mi? Evet, doğru. Sizinki genelde sayısal ağırlıklı olan beyin bölümünü yönetiyor. Aynen, daha renkli, daha işte geometrik, daha analitik çalışan bir beyin. Bu yüzden bunu inaktif etmememiz lazım aslında. Yani Urfa genelinde çocuklar şöyle, sayısal zorsa kolaya kaçalım. Aslında bizim zorun üzerine gitmemiz lazım. Çünkü hani bugüne gelmemize sebep olan şeyler aslında akıl sınırlarını biraz zorlamakla oldu. Hani bundan sonrası için de biraz o sınırları zorlamamız gerekiyor. Ki ileriye taşıyabilirim kendimizi, yoksa yerimizde sayabiliriz. Hocamın dediği yere tekrar değinmek istiyorum. Kalıcı izli bir gerçekten öğretmenin iz bırakması lazım öğrenci hayatında. Çünkü genelde siz de hatırlarsınız, bir öğretmeniniz olmuştur. Sizin ruhunuza temas etmişti ve o öğretmeni hiçbir zaman unutmazsınız. Bu hepimizin hayatında böyle bir öğretmen olmuştur, aynen, ola gelmiştir. Benim hayatımda bir fen bilimleri öğretmenim vardı. Buradan da almış olayım kendisini. Onun sayesinde belki fiziğe yönelmiş oldum. O yüzden sevdiğim meslek haline geldi ve bunu sevdiğim için karşı tarafa çok daha güzel aktarabiliyorum. Ama en önemlisi, İbrahim Hocam dediği gibi, evet, kendini öğrenciye sevdirdiğin, evet, zaman o öğrenci derste başarılı olur. Evet, evet, evet. Yani bence yetişme tarzı dediğimiz, yani küçükten gelen bir şey, bir öğrenci neye yönlendirilirse bence orada da etki oluyor. Hani sayısal mantık, sözel mantık dedik ya az önce. Evet. Şimdi bizde mesela ilkokul hocamı şimdi şöyle bir olayı vardı. Biz mesela derste yaramazlık yaptığımız zaman, eğer o gün beden eğitim dersimiz varsa bizi beden eğitimine çıkarmazdı, bize matematik anlatırdı. Eğer müzik dersimiz varsa müzik yapmazdı, bize matematik anlatırdı. Ve o sayede bence o sınıfta birçok kişinin matematiği iyiydi ve hep iyi olacak diye düşünüyorum. Yani çocuk diyorsun hangi derste başarılıysa üzerine ağırlık vermek gerekiyor. Evet, yetişme tarzı önemlidir. Yetiştiği alan, ortam önemlidir ve ayrı onu neye yönlendirmiş önemlidir. Çünkü var, bizim şu an öğrencilerimiz geliyor. Çok güzel gitar çalıyor, çok güzel bağlama çalıyor. Çok güzel resim çiziyor. Ama matematiği zayıf. Ben matematik mesela sorusu onlara anlattım falan. Bir şey öyle ya, hocam keşke biz de matematik yapabilsek. Ben de diyorum ki keşke ben de bir resim çizebilsem. Ya ben de gitar çalabilsem. Yani yetişme tarzı önemlidir. Branşta başarı oradan geliyor. Evet, evet. Kesinlikle. Buraya bir anekdot geçmek istiyorum ben de. Şimdi genelde ailelerimizde bir yerde bir vitamin eksikliği varsa biz oraya vitamin takviyesinde bulunuyoruz. Ya da bir bilgi eksikliği varsa bilgi takviyesinde bulunuyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Öğrenciye şunu sormamız lazım. Sen ne istersin? Yani biz öğrenciye bu soruyu sorduğumuzda aldığımız cevap aslında bizim atacağımız adımın yönünü de çiziyor. Bu yüzden mesela öğrenci tarihi anlıyor ya da tarihi seviyor, matematiği sevmiyor. Şimdi o öğrenciye matematik güzel dersi yani aldırmaya gerek yok. Tarihten aldırıp o çocuğun gerçekten güçlü olan yanını daha da desteklememiz gerekiyor. Bu da farklı bir bakış açısı olsun Sayın Hocam. Şimdi öyle olunca da öğrenci mesela ne yapmış oluyor? Matematikte değil, tarihte çok daha güzel bir başarı sergilemiş oluyor. Yani çok iyi bir tarihçi olabiliyor.
Yani bu yüzden eksik olan yönlere değil de daha güçlü olan yönlerin desteklenmesi gerekiyor bence. Yani eğitim öğretim hayatında en azından bunu kendime aşılamış oldum. Öğrenciler de bunu istiyorlar bence. Evet, ben hemen anlamına demek istiyorum. Evren, Allah sana kılsın, pazartesi günü yine eğitim öğretimde başlıyoruz. Geçen yıl güzel başarı elde ettiniz. Bunu ben yakinen biliyorum. Evet. Bu başarıyı bu sene devam ettirecek misiniz? Yani daha iyisini yapacağız. Muazzam bir yıl olacak. Öyle umut ediyoruz. Daha da yeniliklere açığız. Ve daha yenilikleri uygulayacağız bu önümüzdeki dönemde de. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz zaten. Hocalarımızla da gördüğümüz gibi, konuştuğumuz gibi gayet istekliler, donanımlılar. Hocalarımıza da bu yönde katılıyorum. Öğrencilerimize de çok faydası olacağına inanıyorum. Yeteneklerine göre yönlendirmek çok önemli. Bu yönlendirme de öğrencileri doğru hedefe ulaştıracak. Biz geçen programda konuşmuştuk, işte sayısal bölüm, eşit ağırlık bölümü diye ayrılıyor. Mesela sayısal bölüme gelen öğrenciye bakıyoruz, sözel yetenek daha çok. Ama aile istiyor diye sayısalda devam etmeye, evet, ona ağırlık veriliyor. Bu sonuçta doğru bir yere gitmeyince hani biz o yönlendirmeleri de yapacağız. Yani öğrencinin, tabii ki ailenin isteği doğrultusunda biz öğrenci eğitim vereceğiz. Ama hani bu yönlendirmeler de çok önemli. Eğitimcilerin fikirlerine önem vermeleri gerekiyor ailelerinde, öğrencilerinde. Peki Emre'm, genelde dediniz ya, bellerimiz sayısal ağırlıklı tercih yapıyor. Evet. Size gelen öğrencilerin belleri genelde çoğuktan ne olması istiyorlar? Yani en üst seviyede görmek istiyorlar çocuklarını. Evet. Ya aslında gayet normal onlar açısından, sadece oranın en üst seviye olduğunu düşünüyorlar. Ama bizim düşüncemiz, doğru bir eğitim alarak okudukları bölümde, hangi bölüm olursa olsun, kendilerini geliştirmeleri, yaptıkları meslekte en iyi olmaları. Yani biz bu fikirdeyiz. Aileler tabii hep tıp fakültesini okusun diye düşünüyorlar. En yüksek mühendisliği okusun istiyorlar. Düşünün, herkes o bölümleri okuduğunu düşünün. Diğer bölümlere, evet, boşta kalacak. Bu ülkemiz için nasıl bir durum olur, nasıl bir kaosa dönüşür? Tabii ki her bölümden okunması gerekiyor yani öğrencilerin. Tabii işte dediğimiz gibi sadece akademik kariyer için eğitim almak gerekmiyor. Kendilerini geliştirmeleri için de eğitim. Yani matematiği, bakın, hayatımızın her noktasında görüyoruz. Bir tarihi hayatımızın her noktasında görüyoruz yani. Onun için yani eğitim sadece işte bir üniversite kazanayım diye değil, kendini geliştirmek için eğitim alınması gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde yapılırsa da zaten hem akademik kariyerlerini sağlamlaştırmış olacaklar, hem ondan sonrası için de hayatlarına yön vermiş olacak aldıkları eğitim. Peki Emre'm, geçmiş dönemdeki eğitim öğretimlerinde yapılan sınavlarda, YKS'de falan olsun, kaç tane tıp öğrencimiz sizden çıktı? Tıp öğrencimiz. Tıp eczacılık, mühendislik. Maalesef yani o bölümlerden tercih yapanımız olmadı. Tekrar hazırlanacak öğrencilerimiz var. Evet, ama inşallah 2024-2025 eğitim öğretim yılında, ben eminim sizin kurs merkezinizde uçak mühendisinden, bilgisayar mühendisinden, yani çok büyük öğrenciler çıkacak. Bundan eminim ben. İnşallah. Biz de öyle umut ediyoruz. Evet. Peki ben hemen yapay zekaya dönmek istiyorum. Evet. Yapay zekaya özellikle fizik ve matematikin farkına oran nasıl bir yapay zekayla bir eğitim verilecek bunlarda? Tamam. Şimdi hocam, yapay zeka gerçekten şu an her şekilde ulaşabileceğimiz bir alan haline geldi. Bizim aslında bunu fiziğe nasıl adapte ettiğimiz önemli. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz Supermant kurs merkezinde bir aplikasyon var, uygulama var. Uygulamanın içerisinde de bir soru havuzu var. Soru havuzu ne demek? İçerisinde bütün yayınların bulunduğu bir soru bankası demek.
Mesela öğrencilere konu anlattık. Bununla alakalı soru çözmelerini istiyoruz ama mesela ben soru hazırlarken A yayınından bir soru alıyorum, B yayınından üç soru alıyorum diyelim. Şimdi böyle olunca benim için biraz zaman sıkıntısı olabiliyor. Orada ise sadece seçiyoruz. Seçmiş olduğumuz sorular bir PDF haline geliyor ve bu şekilde öğrencinin önüne gidebiliyor sorular. Aynı şekilde çocuk tabletten de çözebilir, bilgisayardan da çözebilir, telefonundan da çözebilir. Biliyorsunuz teknolojinin içerisindeyiz. Ancak bunun dışında çocuk elini kağıda değdirmek istiyorsa gidip onun çıktısını da alıp onu o şekilde de çözebiliyor. Şimdi bu uygulamanın içerisinde süreli bir takip sistemi var. Mesela öğrenciye 5 günlük bir ödev veriyorum. Bu ödev içerisinde, daha doğrusu bu süreç içerisinde öğrenci o ödevi halletmesi gerekiyor. Öğrenci ödevi yaptı. Hangi soruları doğru yaptı, hangi soruları yanlış yaptı. Ben onun kişisel takibini yapabiliyorum. Sadece ben de bu takibi yapmıyorum, veli de bu takibi yapabiliyor. Aynı şekilde öğrenci de kendi yapmış olduğu şeyi, çalışmayı görmüş oluyor. Rapor özetini görmüş oluyor. Bu şekilde veli mesela diyemiyor bize, hocam bu öğrencim ne yaptı? Ya da senin başından bir şeyler oldu ama senin sonuna kadar ne yaptığını bilmemiş oluyor. Ancak biz ne yapmış oluyoruz? Bunları güzel bir şekilde uygulamanın içerisine koyarak hem velinin, hem öğrencinin, hem de öğretmenin, derse giren branş öğretmenlerinin görmesini sağlamış oluyoruz. Evet. Bunun kursunu sen ikinci yıl mı olur şu anda? İkinci yılımız. Süper Mantık Kurs Merkezi'nin yani ikinci yılı. Az önce de ben anlattım. Birinci yıl olmasına rağmen ben bunu yakın edildiğim için söylüyorum. Çok güzel başarılı elde ettiniz. Evet. Ama bu ikinci yıl olmasına dolayı ve bir eğitim kadrosuyla özellikle hocalarımızla birlikte çok güzel bir başarı yakalayacağını düşünüyorum yoktur. Bunu özellikle belirteyim. Evet. Çünkü bir babacan, bir aile sevgisiyle bir şefkatle yaklaşmanız çocuklar başarılı elde getirdiğini biliyorum. Ben bundan eminim. Evet. Biz de eminiz. Bir dahaki programda bunları konuşacağız yani gerçekten. Hani öğrencilerimizin hangi seviyede olduklarını, ne kadar ilerlediklerini, bunun da sohbetini yapacağımıza inanıyorum. Evet hocam, bir de Hüvermez'den demek istiyorum. Bunun ya matematik biraz bana göre zor ama çoğuna göre kolay bir derstir. Yani matematik öğretmeni olmak da çok kolay bir işte gelir. Gerek fizik öğretmen, matematik öğretmen olsun, İngilizce öğretmenler olsun, bunlar tabii seçme insanlardır. Bunu özellikle burada belirteyim. Teşekkür matematikte de yapay zeka eğitimi var değil mi? Evet, evet. Tuba Hocam'ın da anlattığı gibi aynı şekilde süper mantık kurs merkezi olarak orada yapay zeka sistemini biz de kullanacağız matematik olarak. Orada ödevlerini yapacağız. Konumuz bittikten sonra o ödevlerinden sonra da işte 3 günde, 5 günde o süreye göre, artık konuya göre, bazı konular uzun da uzun sürebilir. O süreçte öğrencinin ödevini yapmasını isteyeceğiz. Yapmadığı zaman da zaten velisine de haber gidecektir. Veli de takip edebilir. Umuyoruz ki öğrencilerimiz de yapar. Bir sıkıntı yaşamaz. Evet. Emine peki, işte pazartesi günü ya, eğitim başlıyor. Buradan gerek anne yavrulara ve gerekse öğrencilerinize ne gibi tavsiyeler bulunursun, neler yapması gerekiyor, yeni eğitim öğretim yılında nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Evet. Öğrencilerimizin bu süreçte tabii ki tatil döneminden çıktılar. Biz geçtiğimiz ay bir yaz kampı sürecimiz oldu. Güzel bir şekilde geçirdik yaz kampımızı. Bir haftalık bir ara verdik ve tekrardan eğitimimize başlıyoruz. Yani aslında biz bir ön hazırlık yapmış olduk öğrencilerimize. Kurs merkezimize geldiklerinde yeni bir eğitim öğretime başlayacaklar. Biz gerek kaynak kitaplarımızla, gerek güçlü kadromuzla, hocalarımızla birlikte onlara en doğru şekilde konularımızı anlatacağız. Gerek sınava yönelik olsun, gerek ara sınıflardaki öğrencilerin eksik dersleri, konuları olabilir. Bunlara destek olmak için Süper Mantık Kurs Merkezi olarak biz yanlarında olacağız. Ailelerimize de, öğrencilerimize de kolaylıklar, başarılar diliyorum. Evet, uzun bir tatil gelen bitti. Evet. Öğrencilerin şu anda hepsi kafası rahat bir şekilde pazartesi günü eğitime başlayacak. Evet. O boşluktaki okula eğitime başlamasıyla birlikte bir tıkanıklık, bir kafasına boşluk oluşur mu? Yani nasıl, aklı hep tatilde mi kalıyorsa bunu hızlandırmak için ilk hafta ne gibi tedbirler alacaksınız? Evet. Biz bunun için yaz kampını yaptık zaten. Yaz kampını yaptığımız için öğrenciler biraz hazırlıklı oldu. Biz öğrencilere çok sıkmadan bir ön hazırlık olarak eğitim verdik onlara.
O yüzden yani kursa başladığımızda, eğitimimize başladığımızda çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani onlar diyorsunuz ki yeni eğitim yönetimine bir çizgi hazırlanmış yok. Onlar evet, hazırladık. Evet, hazırladık. Çünkü evet. Normalde bir tatil bir insan gittiği zaman tatil yönetimi iş yerinden yolsa patat orada da 2-3 gün kendini toparlayamıyor. Evet. Bir hafta kendini toparlayamıyor. Evet, aslında eğitimin arası olmaması gereken şey. Her zaman öğrenimine açık olunması gerekiyor. Yani çok uzun bir süre tatil yapılmasına gerek yok. Öğrencilerin kendilerinin de kendilerine bir şey katmaları gerekiyor. O tatil sürecinde kendilerini geliştirmek için çalışmalar yapması gerekiyor. Bazı öğrencilerimiz bunu yapmıyor. Biz de işte böyle kamplar hazırlıyoruz. Öğrencileri o kampları alıyoruz. Çok sıkmadan belli bir saat dilimi içerisinde öğrencilerimize konularımızı anlatıyoruz. Konularımızı anlatıyoruz. Soru çözümleri yapıyoruz. En azından eğitim öğretime hızlı bir geçiş yapmış oluyoruz. Yani o zaman sizin kurs merkezimiz özellikle şöyle bir sporcu gözlerine getiriyorum. Sağdan uzaklaşmaması için sürekli antrenman yaptırıyor. Siz de yok önemli bir öğrencisi antrenman yaptırıyorsunuz. Evet öyle oldu. Peki etüt çalışmalarınız falan da zaman zaman oluyor mu? Oldu mu yaz döneminde? Evet oldu. Hala hazırda öğrencilerimiz kamp dönemimizi bitirmemize rağmen halen geliyorlar. Etüt çalışmalarını yapıyorlar. Evet. Peki, milli eğitim müsaadası çok değişiyor. Müsaadası şu anda sizce ilk yolunda mı? Yani sürekli değişiyor. Yani biz de buna yetişemiyoruz yani aslında. Yapar mı bunlar sürekli değişmesi? Yapacağını düşünüyoruz. Yani yeniler, çünkü bilgi yenileniyor artık. Yani yeni yeni bilgiler ekleniyor. Bunun için aslında müfredatın değişmesi de gerekiyor. Hep geçmişte kalınmaması gerekiyor. Yani dünyamızda çoğu şeyler, yeni şeyler, bilgiler çıkıyor ortaya. Yani mesela tarih kitapları bile yeniden yazılacak. Göbekli Tepe mevzusundan dolayı tarihin sıfır noktası. Yeni çalışmalar yapılıyor bu arada hocam. Evet, evet. Orada bir takvim bulundu galiba geçenlerde. Bir de Karahan Tepe var. Karahan Tepe de bizim gerçekten çok önemli. Evet, tarihine mi yazılacak? Evet, evet. Yani şimdi dünyada bu kadar bilgi araştırma yapılıyorken kitapların da halen ya da müfredatın da geçmişte kalması çok da doğru bir şey değil. Yeniliğe açık olunması gerekiyor. O yüzden müfredat da değişmeli. Eğitim sisteminde de zaman zaman değişiklikler yapılması gerekiyor. Ama tabii bunlar öğrencinin menfaatine olması gerekiyor. Biz de süpermantık kurs merkezi olarak biz de bu misyonu üstleniyoruz yani. Bunun üzerine biz de yenilikler yapıyoruz. Evet yani bundan eminim çünkü dedim ya. Birinci yıl ve ikinci yıl olacak. Bir başarı elde edeceğine eminim çünkü sizlerin önerdiğinde hem kaliteli hocalarımızın desteğiyle geleceğimizin doktorları, mühendisleri, bilim adamları çıkacağına şükürlüktür. Çünkü Şanlıurfa eğitimde başarı yakalayacaktır. Bunu biz LGS'de yakaladık bu sene. Evet. İnşallah önümüzdeki yıllarda da LGS'de yakalayacağına şükürlüktür. Tamam, yani buradan buraya gösteri kutluyoruz. Evet hocam. Peki hocama ilerleyeceğim şöyle sormak istiyorum. Matematik. Şimdi matematikte hocam zor bir sistem. Bu yapay zeka sistemleri önce konuştuk ama ben konuma takılıyorum. Matematiği yapay zekayı nasıl izah edeceksiniz? Nasıl bir eğitimde göstereceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz zaten konumuzu yine anlatacağız. Konumuzu anlattıktan sonra öğrencilerimize ödevlendirme yapacağız. O ödevlendirmeyi yapay zeka üzerinden yapmayı düşünüyoruz. Hatta bunun yanında ek olarak yine ödev vereceğiz. Sadece orada bağlı. Yani yapay zekaya bağlı kalmayacaklar. Yani o ağırlık orası olacak. Ama onun yanında da ek ödevler yine vereceğiz. Çünkü bazı öğrencilerimiz maalesef geldikleri zaman seviyeleri çok kötü olarak gelir. Biz ona kalkıp hemen bir kereden de yapay zeka üzerinden ödev veremeyiz. Onları öncelikle bir altyapısını oluşturacağız. Sonradan yapay zekaya dahil edeceğiz. Çünkü yani maalesef ben buna şahit oldum. Toplama çıkama bilmeyen öğrenci liseden mezun olmuş. Ben buna şahit oldum yani. Bu durumla karşılaşmamak için önce bir altyapı oluşturup daha sonradan yapay zekadan ödev vereceğiz. Zaten matematik için şunu söyleyeyim. Yani ne kadar çok soru çözen dersen o kadar iyidir.
Matematiğin ilk temel olayı çarpım tablosu. Buradan başlıyoruz değil mi? Dört işlem. Abaküs'ten başlıyoruz aslında bence. Sayı sayma. Yani. Oradan başlıyoruz. Evet. Doğru mu? Ben öğrencilerime zaten hep tanıştığım öğrencime, yani özel derste oraya, dershane veya işte okulda hani fark etmiyor. Hep şunu soruyorum. Dört işlem, yani temeliniz var mı diyorum. Dört işlem biliyor musunuz? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, çarpım tablosu. Bunları biliyorsanız diyorum. Bunların üstüne sebep koyabilirsiniz. Bunları bilmeden başarı elde eden öğrenci oluyor mu? Oluyor. O nasıl oluyor hocam? O şöyle oluyor. Biraz zaman istiyor. Gerçekten belki başka zaman alanlarda. Belki yani, değilse de başka alanlarda. Şöyle ben söyleyeyim. Bir öğrencime bunu söylemiştim. Dedim gerekirse git ilkokul ikinci, üçüncü sınıf kitaplarını al. Oradan başla. Bildiğiniz 3 elma burada, 5 elma bu kaç elmayla. Çocuk öyle başladı. Yani bir yılda gerçekten çok güzel bir noktaya geldi. Ben tabii demiyorum o çocuk kalktı tıp kazanı falan. Böyle bir şey değil. Ama en azından çocukta bir seviye, bir altyapı oluştu. Ben o çocuğa şunu demiştim hatta. Matematiği öğren, yarın bir gün senin bir evlenirsin çocuğun olur. Baba şu soruya bak dediği zaman, hani ya ben bilmiyorum deme. Hani sen üniversite okumasan ya şu an lise mezunusun dedim. O çocuk sana der ki, ya baba sen nasıl lise okudun o zaman? Sizin dönemde böyle miydi? Ha, bunu yaşamak için en azından dedim ki matematiği öğren. O çocuk gerçekten çok güzel bir yerlere geldi. Matematik almak çok iyi ilerledi. Ve ben buna şahitim. Şahit olduğum için de oluyor ama burada öncelikle öğrencinin istemesi lazım. Ama İbrahim Hocam burada tamam matematik ilk aşama 4 evet, işlemden başlıyor. Evet. Bunu kabul ediyorum. Çocuğun o 4 işlemde zayıf kalmasına rağmen evet, siz harika bir eğitim verirseniz sen ve sizi de öğrenci seversen bence çok büyük başarılar diler. Zaten başarı sizden öncelikle sevmesi gerekiyor. Yani ben o öğrencilerin sahalen görüşüyorum. Başarının karşılığı işte sevgidir. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ve öğrencinin azim etmesi lazım. Burada sözü ben devralayayım. Tabii. Bitirsin hocam sözleri. Şimdi sanal ortamla gerçek ortamı birleştiriyoruz. Evet. Şimdi gerçek ortamda biz varız. Sanal ortamda da bizim aslında gölgemiz var. Şimdi öğrenciyi takip ederken aslında biz onu takip ediyoruz. Yani sanal ortamda bir yapay zeka var. Yapay zeka onu takip etmiyor. Yine aynı şekilde ortamda olan bizleriz. Şimdi dijital dünyaya ayak uydururken bazı bedeller ödüyoruz bilirsiniz. Bunların içerisindeki mesela dijital bağımlılık, ekran süresi mesela biliyorsunuz ekran süresi 5 saatten 8 saate çıkan öğrencilerimiz oluyor. Sürekli ekrana bakıyor hiçbir şey yapmıyor. Onun dışında yalnızlaşma, ekran süresi, dijital otizm denilen değişik hastalıklar var. Yani yeni çıkan şeyler var. Biz burada krizi fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz aslında. Yapmış olduğumuz bu bedeller bizim için birer kriz. Biz de bunları fırsata dönüştürdüğümüzde neler aslında, yani nelere ulaşacağız? Burada öğrenci ne yapmış oluyor? Zaten tablete bakmış oluyor ama bu kez tabletten fiziğe bakmış oluyor. Tabletten matematiğe bakmış oluyor. Tabletten Türkçe dersine bakmış oluyor. Hani yine o ekran süresini kullanmış oluyor ama başka yönünü kullanmış oluyor. Bu kez farklı bir amaca hizmet ettiği için çocuk başarıyı elde ediyor. Ve başarı da bilirsiniz geldiği zaman genelde öğrenci başarıyı sever. Ve başarı gerçekten insanlar için gerçekten çok önemli bir şeydir. Paradan daha önemlidir. Benim için en azından öyle. Bu yüzden öğrenciyi sanal ortamla gerçek ortam arasında bir bağlantı kurmamız lazım. Ve doğru yöne yönlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde öğrenci daha güzel bir başarı elde edebilir. Bu başarı nedeni sizlersiniz. İnşallah. Çocuk başarı göstermişse bunlar sizlersiniz. Umarım öyle olacak. Evet, teşekkür ederim. Bir de siz etik merkezinizde, kurs merkezinizde daha doğrusu eğitim verirken öğretmen seçime çok dikkat ediyorsunuz. Evet. Ben çünkü sizleri yakından tanıdığım için de bunları söylüyorum. Evet. Bir öğretmen seçim yaparken o öğretmenin ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar babacan olduğunu, ne kadar çocuğa sevgi yaklaştığını yapıyor. Evet. Öğretmen seçimi yaparken daha başka neye dikkat ediyorsunuz? Öncelikle tabii ki yaptığımız iş bir ekip işi. Ekibimize katılacak kişilerin de tabii ki deneyimli olması, dinamik olması, öğrenciye dersi sevdirmesi, bunlara çok önem veriyoruz yani. Deneyimli olmasının yanında şimdi uzun yıllar öğretmenlik yapmış olabilir ama şimdi öğrenci öğreniyor ama burada öğretmen ona öğretmesi gerekiyor. Bu bilgi aktarımı doğru bir şekilde yapılmazsa o zaman öğrenci de zaman kaybı yaşamış olacak, öğretmen de zaman kaybı yaşamış olacak. Biz bu aktarımı yapabilecek öğretmenlerle yol yürüyoruz.
biz bu yönden şanslıyız. Dediğim gibi güçlü bir kadromuz var bu yönden. Hepsi gayet istikrarlı, istekli. Bu konuda da eminim ki önümüzdeki yıl çok verimli olacak. Öğrencilerimiz için de, öğretmenlerimiz için de. Umuyorum bizler için de verimli bir yıl olur. Evet, bilmem. Gerçekten önümüzdeki pazartesi başarılıkla eğitim öğretim yılında güçlü kadromuz da Şanlıurfa eğitiminde büyük bir başarı elde edeceğiz. İnşallah. Çünkü eğitimimize güveniyorum. Özellikle burada evet, belirtelim. Evet, yani. Teşekkür ediyorum. Evet, duranın sonuna doğru yaklaştık. Hemen İbrahim Hocam'la döneyim. İbrahim Hocam, son olarak sevgili Şanlıurfa halkına ve Güney Yurt'a izlemeni evet demek istersiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle eğitim ailede başlayan kadar bir gerçek verilerimizden güzelimizdir. Gerçekten küçüklükten başlar bir eğitim. Okul sonrası, yani sonradan ilkokul, ortaokul, lise diyeleri ama şunu istiyorum onlardan, özellikle ben bunu derste de öğrencilerime söylüyorum. Matematikte, şu an matematik adına yeni nesil sorular var. Yeni nesil sorular çok şöyle paragraf gibi dediğimiz sorulardır. Onun için ben onlardan isteğim şudur, öğrencilerimden isteğim. Kesinlikle her gün kitap okusunlar. Ben bunu derslerde hep onlara söyledim, hep belirttim. Şimdi kitap okuduğu zaman okuduğu daha çabuk anlıyor, daha çabuk kavruyor. Ve onun için de o gelen yeni nesil sorunu daha çabuk kavruyor. Ve orada da gerçekten çok hızlı çözmeye başlıyor. Bu sınav sürecinde. Çünkü biz sınavda bu öğrenciler zamana başlıyoruz şimdi. Sınavda bu onlara büyük bir fark ettirir. Ve gerçekten kitap okuma kültürü olmalı yani. Onun için bunu onlardan istiyorum. Süper Mantık Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni İbrahim Kaya olarak ben öğrencilerimden bunu istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Hemen Tuba Gül'e Parmas Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, İbrahim Hocam kitap okumaktan bahsetti. Evet. Gerçekten kitap okumak çok önemli. Tabii. O da bir antrenmanı, beyin antrenmandır. Evet. Bununla ilgili de yine sevgili Şanlıurfa Halkı'na öyle söylemek Şimdi kültürel mirasın gerçekten dolduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bizim aslında kendimizi ve kadim değerlerimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun için de okumamız gerekiyor. Yani okumak nedir? En başta tarihimizi okumalıyız. Ondan sonra diğer tarihleri okuyup aralarında bir bağ kurmalıyız. Ha bunu diğer derslere nasıl aktive edeceğiz? Şimdi fizik dersi artık son zamanlarda nitelikli soru haline geldi. Bu yüzden soruları önce anlayacağız, sonra çözeceğiz. Yani eskiden formülle direkt çözebilirken, şimdi anlayarak ancak formülü adapte etmeye çalışıyoruz. Şu an formül yok değil mi? Formülü sadece anlayıp adapte edeceğimiz bir sayısal işlem yok en azından, öyle söyleyelim size. Yine formül var ama formülü anlamaya yönelik değil sistemler. Şimdi bu yüzden okumamız gerekiyor. Yani her gün kitap okumamız çok gerçekten olası olmayabilir ama bir kitap okuma alışkanlığımızın çocuk yaşlarda edinilmesi gerekiyor. Buradan da velilere seslenmek istiyorum. Gerçekten kitap okumak çok önemli. Öğrenciyle diyalogda olmak, iletişimde olmak çok önemli. Kitap bir kültürel birikimdir. Öğrenciye onu vermeliyiz. Yani sadece işte çocuğu baktım, büyüttüm, bir yerlere getirdim olmamalı. Gerçekten iletişimde olması için kitap okumak önemli. Son olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi her insanda gerçekten destekleyici bir iç ses, yani iç ses vardır. Bunlar kısılmıştır. Bizim bunları aktive etmemiz lazım. Yani bu kısılmış sesi biraz daha yükseltmemiz lazım. Durmuşsa da harekete geçirmemiz lazım. Bu yüzden gerçekten öğretmene haysiyetini teslim etmeliyiz. Çünkü öğretmenlik mesleği çok kutsallaştırmayı sevmiyorum ama kutsal bir meslektir. Öğretmenlerin değerini bilirsek bu da öğrenciye yansıyacak. Bu da gerçekten aileye yansıyacak, topluma yansıyacak ve insanlığın tamamına yansıyacak. Bu yüzden gerçekten öğretmenlere haysiyetini teslim edelim. Teşekkür ederim. Bizim öğretmen kutsal bir meslektir. Belirteyim, ben geçti sorularına da söylemiştim. Hazreti Ömer'in bir lafı aklıma geldi. Bana bir kutlu yedin, 40 lira sorulur. Aynen. Öğretmenlik kutsal meslekli, ben size de kutluyorum burada. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, Emin Hanım, son olarak sevgili Şanlıurfa halkına, Güney Yurt'u izleyenlerine, velilerinizi öğrencilerin ne söylemek istersiniz? Velilerimize ve öğrencilerimize bu eğitim öğretim yılına hayırlı olmasını diliyorum. Velilerimizden ve öğrencilerimizden de kurs merkezimiz, Süper Mantık Kurs Merkezi Karaköprü Merkezi'nde
velilerimizi, öğrencilerimizi bekliyoruz. İhtiyaç duyan, eğitimine destek isteyen öğrencilerimizden, velilerimizden kapımız açık bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Yani en azından bir çayınızı istedim. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, arkadaşlar bir noktanın sonuna geldik. Bu akşamki konum gelecek eğitim konusunda, eğitim konusunda yaklaşık bir yıl önce ifade etmesin. Bu konuşmamız önümüzdeki 2024-2025 yılından bu kurs merkezi çok büyük başarı elde edileceğine şüphem yoktur. Çünkü ben bunları yakın edildiğim için çok kişilik kadrosuyla eğitim vermeye başladılar. İnşallah geleceğin bilim adlı okulları bu kurs merkezinde yetişim yaşamının sonu sesine farkta getirdiler. Evet, bu akşam konukları konum. Özel kurs merkezi konusu Sayın Emine Bey'imizdi. Matematik öğretmeni Sayın Bey'in Kaya hocamızdı. Ve yine fizik hocamız Sayın Tuğba Dila Parmaksız'dı. Bir başka programda görüşmek üzere şimdiki akşamlar dilerim.